Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Miraç. Evet. Merhaba, ne haber? Merhaba, iyi, senden? Teşekkür ederim. Hanımefendi kim? Yengem, abimin eşi kendisi. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Artık içeri girebilir miyim? Tabii ki, buyurun, buyurun. Merhabalar, ben Gökhan Miraç Kaçıran. 31 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Avukatlık mesleğini icra ediyorum. Nereli olduğumu ifade etmek isterim. Urfalıyım. Urfalıyım ezelden. Çok iyi yemek kültürümüz vardır. Doğu-batı sentezi şeklinde hem doğunun hem batının yemeklerine hakimiz. Kendime ait bir yemek sayfam var. Eğer ödülü ben kazanırsam yemek sayfamla ilgili bir çalışma yapmak ve geliştirmek istiyorum sayfamı. Sanırım ben de o acayip tiplerden biriyim. Çok acayip eleştiriler yapabilirim. Kesinlikle o konuda şüpheniz olmasın. Aslında şöyle, yemek yapma merakım kendiliğinden gelişen bir şey. El becerisi diyeyim ben buna. Çünkü bu el becerilerim arasında sadece yemek yapmak değil, bunun dışında yağlı boya resim çalışmak da var. Elle ilgili bütün sanatları denemiş olabilirim açıkçası. Yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfakta çok iyi olduğumu düşünürüm. Çevremdeki insanlar da bana bu şekilde telkinlerde bulunurlar. Yarışmaya katılmam konusunda da çevremi yönlendirici etkisi oldu açıkçası. Ne kadar uzun ve renkli bir koridorunuz var. Evet, biz ailecek çok renkliyiz Gürbüz. Baksana şu tablolara. Miraç, burası senin evin mi? Yok, burası benim kuzenimin evi. Ama kuzenim de benim gibi sanatsal ruhlu bir kişi. Sen avukat değil misin? Ben avukatım ama sanatla da ilgileniyorum. Bak, bu tablo da bana ait hatta. Salonu çok merak ediyorum. Salon ileride, koridor uzun. Bak, Bodrum evlerini anımsatmıyor mu? Baksana Gürbüz, beyaz, mavi. Gerçekten anımsatıyor. Gel bakalım Gürbüz. Sana salonu gezdireyim. Çok güzel bir ev. Hatta bahçesi bile var. Baksana, kocaman bir bahçesi var. Hem bahçede bitkiler var. Görüyor musun Gürbüz, neler var neler. Burada el emeği işler görüyorum. Bunlar işleme. Kuzenim böyle şeylere çok meraklı, bakar mısın? Özel işleme bunlar. El emeği. Miraç, bu arada sen avukatsın. Evet, avukatım. 7 yıllık avukatım ben. Yemek yapmak da benim için bir sanatsal faaliyet. Mesleğimin yanı sıra sanatla da ilgilendiğim için yemek de yapıyorum. Çok sever yemek yapmayı. Firuze Hanım, Miraç güzel yemek yapıyor mu? Tabii yapıyor. Çok güzel yapıyor. Ama bu hafta çok acayip yarışmacılar katılıyor. Nasıl olacak şimdi? Eleştirilere karşı duruşum bittir benim, biliyorsun. Sivriliğimdir. Asla. Doğrudur. Tolere etmem öyle şeyleri. O konuda doğru. Menüyü öğrenmek istiyorum ama bahçeyi de çok görmek istiyorum. Bahçeyi gezelim Gürbüz. Hadi gel gezelim. Miraç, sen nerede oturuyorsun? Ya ben de İstanbul'da yaşıyorum Gürbüz aslında ama ben home office çalıştığım için evim müsait değildi açıkçası. Misafirlerimi daha iyi bir evde ağırlamak istedim. Bunun için de açıkçası kuzenimin evi biçilmiş kaftanda. Çok güzel bir ev var gördüğün gibi, bahçeli. Bahçe, yeşillikler, tavuklar derken neyi unuttuk biliyor musun? Neyi unuttuk? Tabii ki yemekleri. Hemen sayalım o zaman Gürbüz. Hazır mısın? Hazırım. Bugün bize ne pişireceksin, çok ama çok merak ediyorum. Öncelikle çorbadan başlayalım Gürbüz. Ben size taze kabaklı çorba yapacağım. Özel sosuyla olacak. Ara yemeğimizde ne var? Ara yemeğim patlıcan beğendili, volovan. Peki ana yemek? Ana yemekte fırında top patatesli kuşbaşılı sotem var. Bunun yanında özel soslu fettuccine var. Kremalı ve zerdeçallı olacak. Çok beğeneceksiniz onu da. Rengarenk bir sunum tabağım olacak. Bu arada senin yemek sunum sayfan varmış. Evet, kendime ait sunum sayfam var. Hatta buradan alacağım ödülle de sunum sayfamı geliştireceğim umarım. Salatam var mı? Salatam olmaz mı? Rengarenk bir salatam var. Ne salatam var? Miraç Şef'in sunumuyla yeşil zeytinli salatam var menümde. Rengarenk bir salata. Ona da bayılacaksınız kesinlikle Gürbüz. Peki ya tatlı? Tatlı olarak... daha önce hiç yemediğiniz şekilde bir soğuk baklava yiyeceksiniz Gürbüz. İnanılmaz güzel bir soğuk baklava olacak. Bayılacaksınız. Hazır yufka mı kullanacaksın? Hazır yufkayı kullanacağım çünkü zaman kısıtlı olacak Gürbüz. Yani gelme üstüme ya. Şimdi. Ben de yufka açacaksın zannettim. Gerçek yufkadan daha iyi olacağını iddia ediyorum Gürbüz ve bunu sen de itiraf edeceksin, göreceksin. O zaman alışverişe gidelim mi? Gidelim hemen. Hadi gidelim.
Bu kadar basit bir menünün ardından bu kadar baklavayla gözümüzü boyayamayacaksın, üzgünüm. Hele bir de el açması yapmazsa bugün benden kurtulamaz. Harika buldum çünkü çok basit. Şu an ilk gün için söylüyorum, bir menüyü bir kişi elediğini düşünüyorum. Diğer kalan üç kişiyle devam edeceğiz bakalım. Çok basit. Sadece isimsel olarak oraya bir Miraç Şef'in sunumu, taze kabak çorbası. Bence biraz kabak tadı vermiş bu menü. Koş Miraç, koş! Koştum, koştum Gürbüz. Hadi koş, markete geç kalıyoruz. 750 TL bütçesi ve yarım saat süresi olan Miraç market alışverişine başlıyor. Gürbüz, hemen başlayalım. Zamanımız kısıtlı. Avukat Bey, alışverişi seviyor musun? Alışveriş yapmayı çok seviyorum ama böyle kısıtlı zamanlarda değil. Kıyafet alışverişi gibi market alışverişini de seviyor musun? Aynı şekilde yemek alışverişine gittiğim zaman genelde ben böyle çikolata reyonlarının önünü geziyorum. Gerçekten mi? Çikolata çok seviyorum, evet. Peki fit kalmayı nasıl beceriyorsun? Çok hareketliyim Gürbüz. Hem iş konusunda çok hareketliyim hem de yapı olarak çok hareketli bir insanım. O yüzden formumu koruyabiliyorum. Alışveriş düşkünü yarışmacımız manav bölümüne devam ediyor. Miraç, 8 dakikan bitti bile. Gerçekten mi Gürbüz? Evet. İnanamıyorum. Son 22 dakika. Eyvah eyvah. Gel hemen yeşilliklerini al. Evet evet, maydanoz alacağız değil mi? Aldığı ürünleri tarttıran Miraç, alışverişe market içinde devam ediyor. Sipariş vermiştim, et sipariş etmiştim. Yarım kilo kuşbaşım vardı benim siparişim. Biraz iri kalmış, siz bunu birazcık küçültebilir misiniz? Yarı. Biraz daha mı küçültsün? Evet, biraz daha küçültsünler. Salçayı, ekmeği alan yarışmacımız sütü de seçip alışverişe devam ediyor. Yufkamı hala almadım. Nerede? Eyvah! Bak, başka müşteri arabayı götürüyor. O benim değil. Miraç, başkalarının arabalarını neden alıyorsun? Buraya sakladım değil mi? Çok kötüsün Gürbüz. Derin nefes al çünkü son 5 dakika. Olamaz, olamaz. Listesini tamamlamaya çalışan yarışmacımız Volovan için Mirfö'yü arıyor. Dolap nerede? Miraç, araban kaldı. Mecbur, ne yapayım? Hanımefendi, ne kadar yardımseversiniz. Miraç, buldun mu? Mirfö. Hah, tamam, buldum galiba. Müşterilerden yardım alan yarışmacımız listesini kontrol ediyor. Sıvı krem aldım, süt aldım, fetüşünü zerde çal, tereyağı aldım, tuz. Tuzunu koydun mu? Tuz, toz şeker. Parmesanı almıyorum. Yufkayı aldım. Tamam. Toz şeker aldın mı? Evet evet, aldım. Toz şeker de aldım. Alışverişi tamamlayan Miraç aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Nazlı Hanım, yarışmacımız biraz panik değil mi? Yarışmacımız panik değil aslında da. Değil aslında da. Siz aşçı mısınız? Aşçıyım. Günde kaç çeşit yemek yapıyorsunuz? 40 çeşit. Kaç kişiye yapıyorsunuz? 45-50 kişiye. 750 TL bütçeye sahip yarışmacımız için ödeme yapma zamanı geldi. İnşallah kazanırsın. Çok teşekkür ederim. Minnettarım, çok sağ olun. 2,5 saati var. 2,5 saatim var. Umarım yetiştireceğim. Çok fazla şey yapacağım ama o yarışma öyle olmuyor Nazlı Hanım. Ben üstünü kendim tamamlıyorum. Eyvah! Ne kadar tuttu? 8-4 ile çok aşmadık Gürbüz. Alışveriş torbalarını kapan Miraç, yemekleri için eve dönüyor.